Herkese merhabalar. En sonunda LGS kampımız başlıyor. Hayırlı olsun hocam. Evet, gerçekten de LGS kampının ilk haftasını zaten rehberlik ve okula dönüşle geçirdik. Ama şimdi gerçekten ders çalışmaya başlıyoruz. Okulumuz açıldı. Şimdi nasıl hissediyorsun Doğuş herhalde? Hocam bu sene gerçekten hedefime ulaşmak istiyorum. Biraz inekleyeceğim bu sene. Bugün seninle çok güzel mevsimlerin oluşması videosuyla karşındayız. Mevsimlerin oluşumunu anlatacağız sana. Tabii LGS kampı Eylül ayı programını... Fen'in ilk konusu değil mi sana hocam? Sana göster. Aynen. Fen'in ilk konusu Fen'le başlıyoruz. Burada ek çalışma tablomuz var, ödevlerimiz var, videolarımız var. Aslında bütün sene boyunca LGS'deki hani 6 Haziran'daki sınavımıza kadar full senle beraber olacağız ve ilk adımı atmış olduk. Bu kamp programını Instagram'dan indirebilirsin Tonguç evladım benim ve şimdiden çalışmaya başlayabilirsin diyoruz ve ilk dersimize hoş geldin diyorum senle beraber. İlk dersimizde sana mevsimlerin oluşumunu anlatacağız. Şimdi senle beraber gel bakalım dünyayı bir inceleyelim. Tonguç, dünya bir top gibi biliyorsun değil mi? Evet. Bu topun aslında böyle ortadan bir çizgisi var. Biz bu çizgiye ne diyoruz Tonguç evladım benim? Ekvator diyoruz. Bak ekvator dediğimiz bu çizgi Tonguç Eren. Hiç duydun mu ekvator? Evet hocam ekvatora gitmiştim rüyamda. Aynen ekvatora veya kutuplara falan filan derler böyle. Dünyanın o top gibi düşünürsek tam ortasından geçen çizgisine biz ekvator tam diyoruz. Tam ortasından mı geçiyor hocam? Aynen tam ortasından geçiyor ve dünyayı ikiye bölüyor. Üst taraf ve alt tarafta. Üst tarafa ne diyoruz biliyor musun Tonguç Eren? Üst taraf. Hayır üst tarafa kuzey yarım küre diyoruz Tonguç. Ha yarısı oldu. Yani dünyayı top gibi düşünsek küre gibi. Kürenin üst tarafı kuzey yarım küre, alt tarafı da güney yarım küre diyoruz. Buraya kadar anladık mı evladım? Anladım hocam. Tebrik ediyorum. O zaman mükemmel bir şekilde anladın. Sonrasında dünya durmuyor yerinde. Ne yapıyor Tonguç evladım? Dans ediyor. Hayır dönüyor. Dünya kendi ekseni etrafında dönüyor sürekli. Kendi ekseni etrafında dönüyor. Bir de güneşin etrafında dönüyor. Bu zaten eskiden öğrendiğimiz şeylerdi. Ha şimdi ver bakalım şeyi. Ha şimdi burada dünyanın döndüğü... Bir dakika hemen onu göstereceğim. Dünyanın aslında bir topaç gibi döndüğünü söyleyebiliriz. Ama dünya dönerken ekvator düzleminden böyle eğik dönüyor. Yani şöyle düşün. Normalde dünyamız buysa, güneşimiz buysa Tonguç Eren'im. Dünyamız buysa dünya güneşin etrafına dönüyor. Değil mi evladım? Evet hocam. İşte bunu dönerken böyle dümdüz dönmüyor. Güneş burada, dünya burada. Böyle dönmüyor Tonguç. Böyle hafif boynu bükük dönüyor. Yani şöyle düşün. Şöyle bir tane adam gibi düşün dünyayı. Ha. Böyle kafasını öne eğmiş gibi saygıyla. Düşün. Aynen tebrik ediyorum saygıyla. Ama böyle arkasını dönüyor bazen de. Öyle bir saçmalıklar yapıyor bazen. Hani böyle yine bu sefer de birazcık adamın poposu güneşe dönmüş oluyor. Burada bak ne tarafa dönmüş oldu Tonguç Evren Bey'im? Göğsü dönmüş oldu değil mi Tonguç Evren Evet. Bey? Ama burada da ne yazık ki güneşten gelen ışınlar adamın poposunu yakacak. Aynı onun gibi düşünebilirsin Tonguç Evren Bey'im. Dünya güneşin etrafında bu şekilde dönerekten aslında bir göğsü sıcak oluyor, bir arka tarafı poposu sıcak oluyor. Dolayısıyla bu şekilde dönerken işte farklı mevsimler oluşabiliyor. O yüzden burada şöyle diyebilir misin Tonguç'um? Dünya güneşe bakarken göğsüyle dik bir şekilde ışıkları aldığı için daha sıcak olacak. Neresi? Göğsü. İşte burası yaz mevsimi oluyor. Göğsü yanıyor. Ama o sırada ne oldu bak burası. Poposu dondu. Aynen üşüdü gibi düşünebilirsin. Burada da tam tersi Tonguç'um. Bu sefer de arka tarafı ısınmaya başladı. Aynen. Yandım. Aynen bu sefer de göğsü çok fazla ısınmadı. Ama Allah'tan biz göğsü kısmını yazacağım yukarıdayız. Aynen tebrik ediyorum seni. İşte bu tarzda bir mantıkla düşünce. Tabii burada göğsü de dönecek buraya gelecek. Ama eğik geldiği için açılar onu anlatacağım şimdi sana. Şimdi geldik işte dünya ekvator düzlemi eğik bir şekilde. Peki ne kadar biliyor musun? 23 derece 27 dakika. Yani sen yaklaşık 23 derece diyebilsen bilimsel rakamlar. Aynen 23 derecelik bir eğiklik var onu da söylemek istiyorum Tonguç Hocam. Peki dünyanın günlük ve yıllık hareketine baktığımız zaman dünya bir kere Tonguç Hocam kendi ekseni etrafı dönüyor. Kendi ekseni etrafı dönmesiyle aslında günlük hareket oluşuyor. Günlük hareket dediğimiz şey ne oluşuyor biliyor musun Tonguç Eren Bey? Günlük harekette gece gündüz oluşuyor. Mesela sen gündüz güneşi alıyorsun ve gündüzleri daha sıcak oluyor değil mi evladım? Evet hocam. Ama geceliğin güneş olmadığı için daha soğuk oluyor. Öyle bir mantık var. Güneşin etrafında belli bir yörüngede dolanmasıyla ne oluşuyor biliyor musun evladım benim? Yani dünya belli bir yörünge üzerinde güneşin etrafında oluşuyor. Bu yörünge dediğimiz şeyi kaç günde tamamlıyor biliyor musun? Bir yıl. Evet süper. Bir yıl kaç gündür evladım? 500 gün. Hayır evladım 365 gün 6 saattir unutmayalım. Peki kendin eksi etrafında dönerken kaç günde dönüyor Tonguç evladım benim? 2 gün. Hayır evladım bir gün 24 saatte dönüyor kendi eksen etrafında ve o da bir gün demek. Bak bu kendi eksen etrafı dönmesi bir günken
Güneşin etrafında dönmesi bir yıldır diyoruz. İşte mevsimlerin oluşması da aslında yılın içinde olan şeyler. Dünya bu hareketleri gerçekleştirirken dönme ekseni etrafında dik bir konumda değil. Nasıl oluyor? Eğik bir konumda. Kaç derece demiştik? 23 derece. Süper zekisin. 23 derece 27 dakikalık bir eğiklik var diyoruz. Hemen bak ona gelmeden model sorularımız var. Yeni nesil soruları var. Bak orada şanslı çıktı. Hatta yeni nesil soruyu da sana göstereyim. Burada bir tane yeni nesil sorumuz var. Bak burada gerçekten yeni nesil kaliteli bir sorumuz var. Onunla da beraber çözeceğiz sen de. Dolanma hareketi ve eksen eğikliğinin sonuçlarına baktığımız zaman Tomuş Evren Bey, yıllık sıcaklık farkları oluşuyor. Mesela şöyle düşün. Bu hani eğikti ya, bu ne tarafta, hani bu adamın kafası gibi düşünürsen, bu da ayakları gibi düşünürsen, bu adamın birazcık alt tarafı ısınıyor değil mi? Evet. İşte alt taraf, yani güney yarım küre demiştik ya, burasına da kuzey yarım küre demiştik. Güney yarım küre bu sefer daha sıcak olacak değil mi Evladım? Çünkü evet. Işınlar dike yakın geliyor. Bak dik değil de dike yakın kavramını ezberle Tomuş Evren benim. Burada dik dediğimiz şey sadece bir yerde, yani dönencelerde ve sadece saat 12'de oluyor. Ama onun dışında alt tarafta dike yakın geliyor, dolayısıyla daha fazla ısınıyor diyebiliriz. Üst tarafsa eğik geldiği için daha az ısınıyor diyebiliriz. Şunu unutmayalım, gece gündüz sürelerin yıl boyunca değişiyor. Mesela Tonguç, mesela hatırlıyor musun? Kışın güneş kaçta aydınlanıyor? Saat 7.30'da falan aydınlanıyor değil mi okul? Evet. Hatta bazen okula giderken hala hava karanlık oluyor. Ama yaza geldiğimiz zaman sabah 5.30'da güneş doğuyor, 6'da güneş doğuyor. Nasıl bir iş diyeceksin? Çünkü gece gündüz süresi değişiyor. Peki sence bir soru. Sana bir soru soruyorum. Yazın mı gündüz daha uzundur, kışın mı gündüz daha uzundur? Yazın. Harikasın. Kışın gündüzleri daha kısa olur. Hava hatta hemen kararıyor hocam. Hava hemen kararır. Saat 5'te hava kararır. Okuldan eve dönmeden, eve girmeden hava kararmış. Ama yazın akşam 9'lara 10'lara kadar dışarıda oluruz. Takılırız, gezeriz, eğleniriz. Annemize ne güzel. Annemize der ki saat 9'da. Ya anne ev, güneş bile kararmadı dersiniz. Siz bir bahane bulabilirsin. Dolayısıyla o mantıkta gece gündüz süreleri sürekli değişiyor. Unutmayalım, bu acayip önemli bir şey. Gölge boyları da değişiyor. Mesela diyelim ki sen gündüz yazın ne olur Tomuş Evren Bey? Daha kısa gölge boyları oluşur ama kışınsa daha uzun gölge boyları oluşuyor. Çünkü güneş daha eğik gelir diyoruz. Bak dikkat et. Burada mesela Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Bakar mısın? Haziran'daki sıcaklık 20 derece. Temmuz'daki sıcaklık 23 derece. Ağustos'taki sıcaklık 25 derece. Haziran, Temmuz, Ağustos çok fazla sıcak değil mi Tomuş Evren? Evet. İşte bu adam demek ki aynı bizim gibi, Türkiye gibi. Türkiye bak unutma, kuzey yarım kürededir. Kuzey yarım kürede, yani dünyanın üst tarafında. Dünya böyleyse üst tarafına kuzey yarım küre diyoruz. Türkiye'miz de buralarda bir yerde. Dolayısıyla diyoruz ki kuzey yarım kürede olduğu için biz hangi mevsimlerde yazı yaşıyoruz? Sever misin bana evladım? Haziran, Temmuz, Ağustos. Haziran hangi aylarda? Haziran, Temmuz, Ağustos'ta yaz yaşıyoruz değil mi? Okul tatil olur falan filan. Okul i̇şte, açıldı. Bu dönemde Tomuç Evren Bey'im yaz mevsimi yaşanıyormuş. Zaten sıcak olduğunu anlayabiliriz. Diğer Ocak, Şubat, Aralık, Ocak, Şubat'ta ise soğuk. Harika, soğuk. Demek ki kış mevsimi yaşıyormuş. O zaman bu adam hakkında ne söylüyor biliyor musun? Bu adam kuzey yarımküredir. Aynı Türkiye gibi. Her şeyi Türkiye'ye göre zaten Ankara'ymış hocam, Ankara. Aynen. Her şeyi evet Ankara'ya göre belirleyebilirsin. Yani kuzey yarımkürede olduğunu bildiğimiz Ankara'nın sıcaklık ortalamaları dikkat et. Haziran Temmuz'da daha fazla diyoruz. Bir tane soru yapalım sana. Bir modern öğrenci soru. Aynen. Hazırladığı düzenekte loş bir ortamdaki el frenin önüne belirli bir açıyla duran termometre yerleşmiş. Tamam, İlsiz, termometre burada. İlsiz. Deney sırasında öğrenci termometrenin gösterdiği sıcak değerlerini kaydetmiş. Hemen kaydetmiş. Deneyle ilgili hangileri doğru demiş? Bak termometreyi eğik bir şekilde yerleştirmiş. Dikkat ettin mi Tonguç Erhan Bey? Deneyle ilgili el fenerinden çıkan ışınlar ulaştıkları yüzeyde ısı enerjisi oluştu. Evet doğru ki termometre ısınıyor zaten. O yüzden ısı enerjisi oluşturduğu için buradaki, çünkü ışık neye dönüşüyor? Aynı güneşteki gibi. Güneş bizi ne yapıyor Tonguç Evren Bey'im? Yakıyor. Harika, yani tam yakmıyor. Bazen kışın çok fazla yakmaz, yazın daha fazla yakar. Termometreyi dik bir konuma getirip deney tekrarlansaydı termometre daha büyük değer gösterir demiş. Evet gerçekten de daha dik olsaydı Tonguç Evren Bey'im ve biz dike yakın açılarla alsaydık ışını, daha fazla yoğun gelecekti ışın. Burada eğik geldiği için daha fazla bir yüzey tutuyor. Bu da doğru bir ifade. Termometrenin eğik durmasını dünyanın eksen eğikliği ile ilişkin. Evet doğru, eksen eğikliği yüzünden zaten dünyanın belli bölgeleri daha az ısınıyor, belli bölgeleri daha fazla ısınıyor demiştik değil mi Tonguç Evren? Evet hocam. Süper zekisin, o zaman cevabımızın denizde olduğunu söyleyebiliriz. Hepsi. Evet, mevsimden oluşum nedenlerine baktığımız zaman neden oluşuyor hocam mevsimler?
yüzünden? Bir, iki tane nedeni var Tomucuğum. Birincisi eksen eğikliği, ikincisi dünyanın güneş etrafında dolanması. Eğer sadece eksen eğikliği olsaydı yine mevsim oluşmazdı. Yani ikisi de lazım. İkisi de gerekli. Dünya güneş etrafında dolandığı zaman bir sene boyunca belli tarihlerde belli mevsim dönümleri oluşuyor. Daha doğrusu belli tarihler var, özel tarihler. Şimdi onları sana göstermek istiyorum. Mesela dünyadaki en, yani bizim için Türkiye'deki en uzun gündüz hangisidir Tomuç Erhan Bey'im? Sınav günü, LGS günü. Hayır onu demiyorum. 21 Haziran en uzun gündür Tomuç'um. 21 Aralık ise en kısa gündür. Yani gündüz süresi en fazla 21 Haziran'dadır. 21 Aralık'ta ise gece süresi en fazladır biz de diyeceğiz. Şimdi burada şunu unutmayacağız. Aynı tarihte dünyanın farklı yarımkürelerinde farklı mevsimler yaşandığını bileceğiz. Mesela dünya böyleyse, dünya eğikti, hani hatırlıyor musun? Şöyle ekvatordu, ekvatordan böyle eğikti. Şöyle mantıken şöyle düşünüyoruz. Bak üst tarafta, üst tarafı göğsüne doğru dik açıla geldiği için yaz mevsimi yaşıyorken aşağıdaki yerler eğik açıyla aldığı için ışını kış mevsimi yaşanıyor. O zaman 21 Haziran'da kuzey yarımküre yazdır Tonguç Evladım benim, güney yarımküre kıştır. Tamam mı Tonguç Evladım? Tamam, bu çok önemli. Mesela örnek olarak ne vereceksin? Kuzey yarımkürede yaz mevsiminde hangi ülke diyelim? Chicago. Evet olabilir. Yani New York'dan Türkiye'yi söylesene dangozu. New Orleans. Türkiye. Türkiye'de kuzey yarımkürede yazdır 21 Haziran'da. Ama Arjantin'de, Buenos Aires'te, işte ne bileyim Rio de Janeiro'da kıştır. Hocam siz de çok güzel yerleri biliyorsunuz ama. Evet tabii ki. O güzel yerlere inşallah sen de bir gün gidersin. 21 Aralık'ta ise bizde kış mevsimi yaşanırken, ya gerçekten yani koyu kıştır o zamanlar da. Sonrasında Tomuş'um yazınsa nedir evladım? Mesela güney yarımkürede yazdır. Yani mesela Arjantin'de, Rio'da böyle yılbaşında hatta denize girerler adamlar. Saçmalık, üşürler. Bizde yılbaşında denize girmemiz çok zor, imkansız diyebiliriz. O yüzden benim arkadaş girdi, dondu hocam. Evet, bu tarihler 21 Haziran, 20 Aralık acayip önemli. 21 Haziran tarihi aslında bizim için en uzun gündüzdür. Ama Arjantin için nedir? En kısa gündüz. Yazık yazık. Yani bizde tam tersi. Yani bizde yaz yaşanır, orada kış yaşanır. Bizde kış yaşanırken orada yaz yaşanır. Bizde ilkbahar yaşanırken oradan sonra sonbahar yaşanır. Bizde Mart ilkbahardır değil mi Tomuş Erhan? Evet. Aynı zamanda Eylül de sonbahardır. Ama tam tersi diğer tarafta ise ilkbahardır diyebiliriz. Gün ışınlarının yeryüzüne düşme açısı ile ilgili acayip önemli deney soruları gelebilir. O yüzden şimdi hazırlıklı olmamız gerekiyor. Dikkat et Tomuç'um. Dünyada güneş ışınları buraya gerçekten çok dikey yakın geliyor. Ama burada ise daha eğik geliyor değil mi Tomuç'um? Bak çünkü bu dünya yuvarlak gibi düşünürsen buralara bak ne kadar bayağı büyük açılarla geliyor. 90'a yakın ama burada ise daha küçük açılarla geliyor dikkat etsen. Şimdi aynı iki paralel çizgiyi ben gönderdiğim zaman bak şöyle dik gönderiyorum. Bir de böyle eğik gönderiyorum. İlk gönderdiğim zaman aynı çizgileri daha büyük bir alan kaplıyor. Daha büyük bir alan kaptığı zaman daha zor bunu ısıtmak. Yani ısımız, enerjimiz dağılıyor etrafa. Yani sen etrafa suyu dağıttığın zaman su temizleyemez. Ama böyle dikine suyu tuttuğun zaman öyle düşün, öyle hayal et kafanda. O zaman orayı temizleyebilirsin. Aynı onun gibi düşünebilirsin. Hava sıcaklıkları farklarına baktığımız zaman mesela A noktası burası, B noktası burası. B noktalarına gelen ışınlar eğik değil mi? O zaman hava sıcaklıkları A bölgesinde B bölgesine göre farklı fazladır diyebilir miyiz evladım? Diyebiliriz. Çünkü daha dike yakın açılarla geliyor bundan okuyoruz. Şimdi geldik en önemli şeylere hani tarihlere. Hocam bu, 2 Haziran LGS'yi yazmayı unutmuşsunuz. O başka bir şey. Biz mevsimleri anlıyoruz. Zaten o mevsimden sonra şeyden sonra 2 Haziran 6 Haziran evladım dangozlaşmıyor bir kere bu arada. Mevsim geçişlerinin yaşandığı önemli tarihlere bakın. İşte bilmiyorum hocam, öğrenmem lazım. Aynen. Önemli tarihleri öğretin bana. 21 Aralık, 21 Haziran, aynı zamanda 21 Mart ve 23 Eylül. 21 Aralık ve 21 Haziran gün dönümü tarihleri. Gün dönümü tarihlerinde bir kere şunu unutmayacağız. Dünyada aslında hani demin sana şöyle bir şey söyledim yani. Şöyle dünya buysa eğer, dünyanın üst tarafı ne diyorduk? Kuzey yarımküre, alt tarafına güney yarımküre diyorduk. Üst tarafında bir tane dönence var. Alt tarafında da bir tane böyle çizgi var. Üst tarafındaki çizgiye Tonguç evladım benim, yani şuradaki şu çizgiye biz bir ad vereceğiz. Şimdi buna ne demiştik? Ekvator demiştik değil mi evladım? Evet hocam. Bu ise yengeç dönencesi. Buna da oğlak dönencesi adını veriyoruz. Daha bu güzel dönen... isimler verebilirlerdi. Beğenmedim bu ismi. Aynen, beğenmediyse olabilirsin. Dolayısıyla bu dönencelerde şöyle özel bir kural var. Mantıken şöyle düşüneceğiz. Diyorum ki ben 21 Aralık günü oğlak dönencesine saat 12'de güneş ışınları dik gelir. Bu çok basit bir şey. Güzel. O yüzden dik geldiği için 21 Aralık'ta oğlak dönencesi ne olur? Yanar. Yandığı için de ne? Sıcaktır. Yani
21 Aralık'ta aşağı tarafta Oğlak dönencesi dediğimiz dünyanın alt tarafında yaz mevsimi yaşanır. Yaz mevsimi yaşanırsa şunu unutma bak, şu ikilemleri çok iyi bil. Yaz mevsimi aslında uzun gündüz demek. Uzun gündüz aynı zamanda ne demek? Dike yakın demek. Dike yakın açı demek ve sıcak demek. Bunları kavramlar. Kısa gölge değil mi hocam? Gölge aynen. Daha kısa oluyor. Evet, bu da kısa gölge de diyebilirsin. Kısa gölge diyebilirsin. Hatta güneşin de dik geldiği için diyebilirsin. Şimdi mantıken bu bunları bilmemiz gerekiyor. Geldik tam tersine. Yengeç dönencesi üst tarafa ise eğik açıyla geldiği için de kış mevsimi yaşayacak. O yüzden dikkat et. Bak burada bu da sınavlara çok çıkıyor. Gündüz süresi beyaz, gece süresi siyah diyelim. Dikkat et, K bölgesinde yani burada üst tarafta kış mevsimi yaşanacağı için gündüz süreleri daha kısa, gece süresi daha uzundur. 24 saati ikisi 12 saat 12 saat diyemiyoruz hiçbir zaman. Ne zaman deriz biliyor musun? Dönencede olursan deriz. Mesela işte bak L'de yani ekvatorda mesela 12 saat 12 saattir. Ama burada M'de aşağıda mesela 12 saatten daha fazla gündüz var, 12 saatten daha kısa, daha az gece var da diyebiliriz. 21 Haziran'da Satürn'ün evladım benim. Bunun tam tersi. Yani biz yukarıda yaz yaşanması gerekiyor. Çünkü ona dik geliyor. Sadece saat 12'de yengeç dönencesinde. İşte bu yüzden daha uzun gündüz, diğerinde ise aşağıda ise daha kısa gündüz olacak. Ama ekvatorda ise birbirine eşit olacak gün dönümü günlerinde. Ve şimdi Tonguç, Ekinoks tarihlerine hoş geldin diyorum. Hoş gerçekten buldum. Önemli tarihler 21 Mart ve 23 Eylül. 21 Mart'ta aslında bizim için nedir? İlkbahar değil mi Tonguç? Ezyon, bahar aylığı. Aynen, 23 Eylül ise bizim için sonbahardır. Okullar açılır. Tamam, tam tersi diğerinde güney yarımkürede bunu biliyoruz zaten. Ama bu 21 Mart ve 23 Eylül'ün şöyle bir özelliği var. Aslında şöyle düşüneceğiz. Ekinoks'un temel tarifi şu. Gece eşittir gündüz. Normalde bir gün kaç saattir Tonguç Evren Bey? Bir gün 24 evet, saat. Bayağı önemli. Teşekkür ederim. Evet, bir gün 24 saattir. Ekinoks tarihlerinde ise bir gün 12 saat, gecesi 12 saat, gündüzü 12 saattir. Ve bunlar birbirine eşittir. Dünyanın her yerinde. Normalde biz yazın gündüzler daha uzun, geceler daha kısa dememiş miydik? Evet. Efendim? Veya kışınsa geceler daha uzun, gündüzler daha kısaydı. Ama Ekinoks'ta yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır diyebiliriz. Evet, şimdi de o gece ve gündüz tarihleri birbirine eşitse gördüğün gibi bak gece gündüz süresi gece süresi gündüz süresi gibi. Dünyanın her yerinde hiç fark etmez. Ne yengeç dönencesi, ekvator, üstü, altı, oğlak dönencesi ve burada şunu unutma. Oğlak ve yengeç dönencesi özelliği neydi? Yengeç dönencesi üst taraftaydı, oğlak dönencesi alt taraftaydı. Bu tarihlerde bizde ne biçim 21 Haziran'da buraya dik geliyordu, 21 Aralık'ta buraya dik geliyordu. Kış yaz oluyordu değil ama, mi hocam? Ama burada Tonguç evladım benim hiç fark etmiyor. Gece ve gündüz 12'şer saattir diyoruz 21 Mart ve 23 Eylül'de diyebiliriz. Şimdi geldik sana yeni nesil soru çözelim bakalım. İlk başta sorumuzla alakalı bir öncül bilgi verilmiş. Sonrasında da hatta bu bize hani konuyla alakalı fikir de veriyor. Ardından böyle bir dünyanın konumu demiş. Sonrasında güneşe göre tabii konumu. Ondan sonra bir sıcaklık grafiği vermiş bize. Sonra demiş ki buna göre KL şehirle ilgili yargının hangi dereye ulaşabilir demiş. Şimdi bu üç yargıyı biz değerlendireceğiz. Şimdi bakalım dikkat ettin mi? K şehri turuncu. L şehri yeşil. K şehrine dikkat ettin mi Tonguç'um? Bak dikkat et. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında sıcaklık fazlayken Ocak, Şubat, Aralık'ta yani kış ayları olduğu için sıcaklık artıyor. Bizim gibi hocam. Aynen. K şehrini biz kuzey yarım kürede bir şehir diyebiliriz. Yani gerçekten de dünyanın üst tarafında. Ama L şehrine baktıysak L şehri Ocak, Şubat, Aralık'ta gerçekten yüksek sıcaklıklar 25'er derece ama Temmuz, Ağustos, Haziran, Temmuz, Ağustos yani yaz aylarında daha düşük. Böyle bir şey olabilir mi hocam? Oluyor işte dünyanın alt tarafında. Güney yarım kürede diyoruz bu arkadaşa. Dolayısıyla biz bunu hemen belirleyebiliyoruz. Peki geldik. K şehri kuzey yarım kürede ise bunu da okuyalım hani nezaketen en azından. Ayıp olur. Dünya güneş etrafında elips şeklinde bir yörüngeye dolanırken dönme ekseni dik bir konuma değil eğik bir konumdadır. Bu duruma ekseni eğikli olarak tanımlanır. Zaten bunu biliyorduk. Şekil dünyanın güneş etrafında dolanırken oluşan konumu grafikte ise hangi yarımkürede oldukları belirtilmeyen KVL nerede olduğunu bilmiyoruz. Bazı aylara ait sıcaklık ortalama verilmişti. Ha, bunu da biliyoruz. Bunu da vermiş bize. Sıcaklık ortalama vermiş. Tamam. K şehri kuzey yarımkürede ise ki zaten kuzey yarımkürede gerçekten de belirtilen konumdayken yaz mevsimi yaşanır demiş. Şimdi kuzey yarımküre dünyanın üst tarafıydı. Dünyanın üst tarafı dünyanın göğsü gibi düşünürsen
dik açılar bu şekilde gelebilir değil mi? Böyle dünya evet. eğilmiş gibi, kafası burada, ayakları göğsü burada. Göğsü yanıyor. Aynen, göğsü yanıyor gibi bir şey. Dolayısıyla burası kuzey yarımkürede ve yaz mevsimi yaşanır. Evet, gerçekten de yaz mevsimi yaşanır diyebiliriz. L şehri güney yarımkürede ise, ki gerçekten de öyle, belirtilen konumdayken güneş ışınları şehre öğle vakti dik açı ulaşıyor. Alakası bile yok. Dikkat etti mi ne kadar eğik açılarla ulaşıyor. Skandal. Aşağı tarafta olduğu için zaten L şehrine dik açıyla gelme şansı asla ve asla yoktur diyebiliriz. Bu pozisyonda tabii ki. Çünkü bu pozisyonda kuzey yarımkürede dik açıyla gelebilir. Göğsü yanıyor. Evet, bu yanlış bir ifade. Belirtilen konumda K şehrinde gündüz süresi gece süresinden daha fazladır demiş. K şehrinde gündüz süresi daha fazla çünkü yukarıdadır, yaz mevsimidir. Tebrik ediyorum. Yaz mevsimi ne demekti? Yaz mı? Hemen bunu yazmak istiyorum. Tatil demek hocam, yaz, yaz mevsimi. Yaz eşittir gündüz, gündüz büyüktür gece. O da eşittir. Mesela ne diyebiliriz Sonuç Eren Bey? Dike yakın açılar. Sıcak. Dike yakın açılar. Harika. Sıcak falan filan diyebiliriz Tonguç Hanım. Dolayısıyla bu da doğrudur. Tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla cevabımızın Bursa olduğunu söyleyebiliriz. Bursa. Şimdi de sana ödevimizi veriyorum ve dersimizi noktalayacağım. Evet, şimdi ödülü sorumuzu yap, yorumları yolla. Hadi bakalım, işte sana da başarılar. Sağ olun hocam.